Niye de başkanımızın? Başkanlarım, ilçe başkanım, il başkanlarım, değerli dostlar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi sevgi ve saygılar selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımıza hoş geldin dileklerimizi iletiyorum. Gerçekten ilçe başkanımızın da söylediği gibi bir büyüğümüz olarak, bir değerimiz olarak kendisinden her zaman için tecrübelerinden, bilgilerinden, deneyimlerinden, özellikle şu anda, şu dönemde çok büyük ihtiyaç duyduğumuz Sayın Genel Başkanımızı daha çok temelde görmek arzusundayız. Elbette sizler de Genel Başkanımı özlemişsinizdir. Bir an önce sözü ve mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun Genel Başkanım. Çok değerli hemşerilerim, çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir yerel seçim döneminin içinde hep bir aradayız. Türkiye'miz çok önemli bir süreci yaşıyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç tanık olmadığımız büyük gerginlikler, çatışmalar, mücadeleler yaşanıyor. Çok kritik bir dönemin içindeyiz. Hükümetin, devletin temel kurumları çok ciddi bir sarsıntı yaşıyorlar. Türkiye'miz bir önemli devlet krizinin içinden geçiyor. Böyle bir noktada bu yerel seçim yapılıyor. Antalya'mızda, Kemer'de gerçekleşen bu seçimin bizim için çok özel bir anlamı var, bir değeri var. Değerli arkadaşlarım, önce Türkiye'nin bu tablosu karşısında her vatandaşımıza, her birinize, her birimize düşen büyük görevler var. Çünkü Türkiye'de yaşanan sorunlar ne yazık ki devletin kendi mekanizmaları içinde normal bir biçimde ele alınıp çözülebilir olmaktan çıkmıştır. Yani devlet çalışıyor, işliyor, sorunlar, sıkıntılar yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Her konu en uygun şekilde ele alınıyor. Sükunetle bakalım, bekleyelim konumunda değiliz ne yazık ki. Yani Türkiye'de yaşanan olayları şöyle bir hatırlayalım. Yapılan bazı açıklamalar sonucunda 4 tane bakan aniden istifa etti. 4 tane bakan. Neden istifa ettiler? Yani devlet işlerinde siyasi görüş ayrılıkları oldu, uyumsuzluklar oldu, kendi aralarında bir ihtilaf çıktı. O nedenle mi ayrıldılar? 4 tane bakan istifa etti. Yapılan açıklamalar sonucunda. Ortaya atılan iddialar sonucunda. Derhal. Yok böyle şey, kabul etmiyoruz, bu iftiradır diyen olmadı. 4 tane bakan istifa etti. Bakanların çocukları tutuklandı, hala tutuklu. Adalet Bakanı başsavcıya telefon açtı. İzmir'deki başsavcıya.
O dosyayı kapat dedi. O dosyayı falan kişiden al başsavcı, şu savcıdan al, şu savcıya ver dedi. Bu nedir? Bakanın yargıya, savcıya, adalete müdahale etmesi. Anayasamızın 138. maddesi var. Diyor ki hiçbir yetkili ister bakan olsun, ister genel müdür olsun, ister milletvekili olsun, ister meclis başkanı olsun, ister başbakan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun. Hiçbir yetkili hiçbir adli makama emir ve talimat veremez. Bu düzenlemenin anlamı ne? Bu düzenlemenin anlamı şu: eğer bir vatandaşımızın adliyede bir işi varsa, adliyedeki o iş kanuna göre sonuçlansın. Savcı, hakim sadece kanunla ve olayla, delillerle ilgili değerlendirme yaparak hüküm versin. Dışarıdan müdahale olmasın. Dışarıdan müdahale olursa hak, adalet, hukuk, kanunun öngördüğü şartlar bir yana bırakılır. Siyasi himaye, siyasi tercih yargının kararını belirlemeye başlar. O zaman bu yargı olmaktan çıkar, adalet olmaktan çıkar. Siyaset adaletin yerine geçer. Siyasetin adaletin yerine geçebilmesi hepiniz için, hepimiz için bir tehlikedir, bir tehdittir. Bilemezsiniz ne zaman ne olacağını. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu kadar kaba, bu kadar delillendirilmiş başsavcı hemen tutanak tutmuş. Diyor ki falan saat, falan dakika Ankara'dan müsteşar aradı, bakanın talimatı dedi. Söylenenler aynen yazmış. Aç telekomdan kontrol et. O saatte telefon açıldı mı açılmadı. Söyleyenleri aktarıyor. Ortada. Muhtemelen tepe de aldı. Değerli arkadaşlar, bunun olduğu bir ülkede Adalet Bakanı görevinde olabilir mi? O bakan orada dururken ülkede adalete güven olabilir mi? Yani adalete güven olmuyorsa, Adalet Bakanı'nın fezlekesi varsa, fezlekeli bakansa Adalet Bakanı, fezlekeli bakan. Öyle bir şey olabilir mi? Yani arkadaşlarım ne günlere kaldık ya. Tek parti döneminde olmadı böyle bir şey. Tek parti döneminde devlet memurları, bakanlık yapmış olanlar yargılandı. Suat Aydemir Gürtü yargılandı. Diğer bakanlar yargılandı. Aklandı, mahkum oldu. Herkes kendi durumuna göre. Suat Aydemir Gürtü mahkum oldu, aklandı. Arkasından başbakan oldu. Meclis başkanı oldu. Evet arkadaşlar, hukuk işledi. Cumhurbaşkanı çocukları yargılandı Türkiye'de. Ama 4 tane bakan, yolsuzluklar ortada. Anlatmaktan utanıyorum. Konuşmak istemiyorum. Yani bilinen tablo ortada. Tekrar tekrar birbirimize anlatmayalım. Yatak odasında 6 tane kasa, para sayma makinesi, 4,5 milyon dolar. İçişleri Bakanı oğluna soruyor, kaç para var oğlum, kaç para var? Yok bir şey diyor, 3-5 kuruş diyor. Oğlum kaç para var? Ya 1 trilyon var. Yani oradaki paranın tehlike teşkil ettiğini İçişleri Bakanı biliyor. Yani oradaki paranın helal para, hak edilmiş para olduğu konusunda bir güven yok. Kaç para var diyor. Büyük para varsa izah edemezsin diyor. Kaç para var? Uygun yerlere dağıttın mı? Aktardın mı? Yoksa evinde mi? Şimdi geldiler madem bastılar saat 6:30'da. Evdeki paralardan sıyrılabildin miydi? Yoksa evde hala var mı? Suç aleti. Evdeki para. Yok bir şey diyor ya. Fazla bir şey. Kaç para oğlum? 3-5 kuruş. Kaç para? 1 milyon. 1 trilyon.
Böyle bir tablo olur mu arkadaşlar? Böyle bir tablo olduktan sonra sen bu memleketin vatandaşı olmaktan dolayı güven, hukuk, saygı, huzur hissedebilir misin? Yani o sadece o kendini imaye etmiyor. Hepimize bir tehlikedir, hepimize bir tehdittir. Artık bunun sağcısı, solcusu, AKP'lisi, CHP'lisi kalmadı arkadaşlar. Memleketin kaderi. Buna el koymak lazım. Bu gidişatı durdurup hesabını soracak bir devlet merci kalmadı arkadaşlar. Asıl önemli noktayı söyleyeyim. Facia tabii manzara. Ülkemize yakışmıyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Olmaz böyle bir şey. Devletin en önemli, en saygın noktalarında bulunan insanlar boğazlarına kadar batmışlar. Peki bu manzara karşısında ne oluyor? Devletin organları, mekanizmaları buna karşı etkin çareler bulup önlemler alabiliyor mu? Türkiye'de bir daha bunların ortaya çıkmaması için gerekli önlemler alınıyor mu? Devlet mekanizmaları harekete geçti mi? Her ülkede yolsuzluk olur. Önemli olan yolsuzluk olup olmaması değil, yolsuzluk karşısında o toplumun nasıl tavır takındığı. Yolsuzluk karşısında o devletin yolsuzluk karşısında etkin bir tepki geliştirip geliştiremediği. Olayı kontrol altına alıp alamadığı asıl mesele bu. Türkiye'de alınıyor mu? Alınmıyor. Kapatılıyor. Türkiye'de tek tedbir var şimdi. Bundan sonra diğer yolsuzlukların ortaya atılmaması için ne gerekirse onu yapalım, tedbir alalım. Bunu ortaya çıkarabilecek mercilerdeki insanları değiştirip bu işlerle uğraşmayacak adamları oraya atayalım. Emniyet kadrolarına, adliye kadrolarına. Onlar bu işleri kurcalamasınlar, kapatılsın bu iş. Olanlar ortaya çıkmasın. Ortaya çıkanlar da geçiştirilsin, örtbas edilsin, dağıtılsın, unutturulsun. Arkadaşlar fezleke gelmedi daha. 17 Aralık. Bugün 14 Şubat. 14 Şubat sevgililer günü. Hepinizin sevgililer gününüzle kutlu olsun. Bu arada. Hayatınızda sevgi egemen olsun. Dünyaya sevgiyle bakın. Sevgi sizin hayatınızın daima bir parçası olsun. Ailenizle, çoluğunuz, çocuğunuzla, iş arkadaşlarınızla her bakımdan sevgili bir ortamda yaşayın. Sevin ve sevinin. Böyle bir toplumda huzur da olur, mutluluk da olur. Şimdi 14 Şubat, 17 Şubat'a 3 gün var. 17 Aralık. 3 ay oldu arkadaşlar. 3 ayda Adalet Bakanlığı'ndaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemedi. Şimdi Adalet Bakanlığı, Ankara'yı bilenler bilirler. Bakanlıklarda, mecliste bakanlıklarda. Adalet Bakanlığı'ndaki fezlekeler acaba 800 metre ilerideki meclise hangi yoldan geliyor? Yani Akay yokuşunun oraya geldi mi? Yoksa bir başka daha uzun güzergah mı tutturdu? Ne zaman gelecek? 3 ay. Yani ben Deniz Feneri dosyaları için söylüyordum. Almanya'dan Deniz Feneri dosyaları gelmemişti. Şimdi bu fezlekeler de Adalet Bakanlığı'ndan meclise gelemiyor. 800 metre kaplumbağanı sırtına koysan kaplumbağa bile getirirdi onu. 3 aydan önce gelirdi yani. Niye gelmiyor arkadaş? Devlet çalışmıyor mu? Devletin çalışmaması ne demek? Niye burada çalışmıyor derler? Niye burada çalışmıyor? Yani bunlar normal değil arkadaşlar. Bu böyle olmaya devam ederse iyi olmaz. Türkiye'miz için iyi olmaz. Devlet çalışmalı. Hesap sorulmalı. Bir daha böyle olayların olmaması için önlemler mutlaka işletilmelidir. Bu iyi bir tablo değildir. Bu gidişatın sonu yoktur. Giderek iktidar suçluların iktidarı haline dönüşmeye başlamıştır. Bakınız.
giderek iktidar suçları bertaraf edecek bir iktidar olması gerekirken, her iktidarın görevi ülkede suçları bertaraf etmek iken, bizim iktidar suçluların iktidarı haline dönüşmeye başlamıştır. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye adalet üzerine yürüyerek bugünlere geldi. Bizim kültürümüzün temelindeki bütün büyük düşünürlerin, Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin, bütün Anadolu kültürünün, Anadolu fikriyatının, hepimizin ta 12. yüzyıldan itibaren, 13. yüzyıldan itibaren bu toprakları ve hepimizi yoğurmuş olan vicdanımızı, yüreğimizi, beynimizi, değerlerimizi, aile anlayışımızı, değer anlayışımızı, hak ve helal anlayışımızı, haram anlayışımızı, iyi ve kötü anlayışımızı şekillendirmiş olan bu bin yıllık kültürün içinde bu yok arkadaşlar, bu yok. Bizi dünyada bir cihan imparatorluğu kurmaya götüren o kültürdü. O kültür sayesinde öyle geldi. Avrupa'da etkisi Osmanlı'nın bir küçücük beylikten bir büyük imparatorluğa dönüşmesinin altında bu anlayış yatıyordu. Bu zihniyet, o değerler yatıyordu. O sayede biz bir küçük kavim, bir küçük aşiretten bir büyük imparatorluğa dönüştük. 700 yıl dünyada büyük imparatorluğu bu anlayışla götürdük. Eli kesildi, başı kesildi. Böyle şeyler yapanlara aman verilmedi. Fırsat verilmedi. Cumhuriyet yine aynı anlayış üzere kuruldu. Cumhuriyetimizde o sayede bugünlere geldik. Şimdi arkadaşlar sanki doğru bildiklerimiz yanlış, iyi bildiklerimiz kötü, helal bildiklerimiz haram, haram bildiklerimiz helal, iniş gibi bir ortam, bir dünya şekillendi. Bunun sonu iyi değil arkadaşlar. Yani bu bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, huzurumuzu sarsar, bozar. Buna izin vermek lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Böyle bir olay karşısında hepimiz gözlerimizi Cumhurbaşkanlığı'na dikiyoruz. Meclis çok önemli. Gözümüzü meclise dikiyoruz. Yargı çok önemli. Gözümüzü yargı kuruluşlarına dikiyoruz. Medya çok önemli. Gözümüzü medyaya dikiyoruz. Sivil toplum çok önemli. Gözümüzü sivil topluma dikiyoruz. Cılız bazı değerlendirmelerin ötesinde bir kısmı iyi niyetli ama şartlar müsaade etmediği için kimse ciğerini doldura doldura gerçekleri haykıramıyor, gerçekleri ifade edemiyor. Böyle bir manzaranın içinde sürükleniyoruz. Yani bu gidişe dur diyecek Cumhurbaşkanı arıyoruz. Bu gidişe dur diyecek siyaset arıyoruz. Bu gidişe dur diyecek yargı arıyoruz. Bu gidişe dur diyecek medya arıyoruz. Bu gidişe dur diyecek sivil toplum arıyoruz. Ve aradığımızı bulamıyoruz. Şimdi benim tek umudum var arkadaşlar. Umudum millet, sizsiniz. Tek umut o. Yani bu gidişata dur diyecek olan o bin yıldır imbikten süzülmüş gibi kafası, gönlü, ruhu oluşmuş insanımız var ya, millet o işte. O millet diploması olmayabilir, parası pulu olmayabilir, gücü ağırlığı olmayabilir ama bir sağduyusu var, bir vicdanı var, bir hak duygusu var. Gözünün ucuyla her şeyi görür, görür ve hükmünü verir. İşte o hükmünü vermek var ya, ben ona güveniyorum. O hükmünü verir bu insanlar diye umut ediyor. Ve vermelidir arkadaşlar. Tek çıkış yolu budur. Burada siz ya yeter artık kardeşim deyip bir dur diyebilirseniz bir ölçüde, tümüne de gerek yok. Şöyle aşağı doğru bir ciddi çekebilirseniz gerisi gelir. İpliği şöyle bir çekiverin arkadaşlar. Çekeceğiz. Geliyor, geliyor. Yani artık hayasızlık ölçüsünü falan kaybetti. Anasını avradına küfrediyorlar milletin ya.
küfrediyor ya. En büyük ihalede o. Ya arkadaşlar, yani bunları hazmetmek olamaz. Gerçekten buna bir tepki göstermek lazım. Tepki dediğim, sadece o gün benim başka türlü davranma elim varmaz deyip umudun peşine takılmaktır. Umudun peşine. Yani bu kirli statükonun değil, bu yanlış kurulu düzenin değil, bu olumsuzlukların değil, değişimin, yenilenmenin ve umudun peşine takılmaktır. Yani Kemer'den bunu bekliyoruz. Kemer'den bunu bekliyoruz. Ben bunu, Kemer'deki vatandaşlarımın bunu çok iyi değerlendireceklerini biliyorum. Bunu yapıverin. Yaptıktan sonrasını bize bırakın. Şunu bir yapın ama siz kıpırdayın. Yani sizin bir kıpırdadığınızı bir görelim. Türkiye olarak bir görelim. Çekiverin aşağı doğru ya. Çekiverin. Yani bugün çekilmeyecekse ne gün çekilecek mi canım? Nerede çekeceğini iyi bil. Çekeceğin yer burası. Cumhuriyet Halk Partisi. Burada çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çekiver aşağı doğru. Gerisi gelir. Bu duygular içindeyim. Bu umut içindeyim. Bizlerden bu konuya sahip çıkmanızı ve Kemer'de milletimizin yüzünü güldürmenizi bekliyoruz. Yani burada sizin atacağınız adım, bilin Türkiye'nin her yerinde milletimizde bir ferahlık, bir sevinç, bir mutluluk yaratacaktır. Buna ihtiyacımız var. Bu konuda bize düşen her görev hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Sayın Başkanımız da, Belediye Başkanlarımız da bunu ifade ettiler. Memnuniyetle ne zaman ihtiyaç olursa sizinle beraber bu mücadelenizde koşacağız sonuna kadar. Şimdi bugün biraz daha...